Merhabalar, ben Hazar Amani. Biliyorum ki birçok sokak lezzetini herkes gibi İpek Yol Kadını da özledi. Şimdi artık yaza geldik ve bir yandan sağlıklı, bir yandan az kalorili, bir yandan da çok lezzetli tarifimiz olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Tabii ki önce elimizi yıkayacağız. Bol sabunlu suyla. Bu aslında benim Güney Afrika'da öğrendiğim bir sos. Ekstra acılı bir peri peri sos yapacağız. Gördüğünüz gibi 2 tane domates, 2 tane orta boy soğan, kapya biberlerimiz. Bunlar bildiğiniz gibi salçalık biber diye de geçiyor. 3 parça şili biberi. Şimdi burada önemli olan birazcık aleve ihtiyacım var. O yüzden üstlerini yağlıyorum. Dış tarafının siyahlaşmasını istiyorum. İçleri güzel taze taze kalırken. Evet, bir yandan da tavuğumuzu pişirelim. Bu tavuk yaklaşık bir 12 saattir. Bir parça yoğurt, rendelenmiş soğan, acı biber içerisinde biraz da tuz marine oluyor. Bu arada siz eğer bunu evde yapmak istiyorsanız, benim evde de yaptığım bir yöntem, güzel döküm tavanız varsa döküm tavayı iyice ısıtın ve yine aynı şekilde atın üstüne. O döküm tavanın sıcaklığıyla zaten aynı etkiyi gösterecektir. Ha, buradaki avantajımız tabii odun kömürü tadı ama evde de gayet güzel oluyor. 5 diş sarımsak, taze kekiğimiz, yaklaşık bir 2 veya 3 limonun suyu, 1 yemek kaşığı kadar sirke. Ben elma sirkesi kullanıyorum ama çok da önemli değil. 1 yemek kaşığı toz şeker ve yarım yemek kaşığı da tuz. Sosumuzun malzemeleri ve tavuklar ızgaranın üstünde pişerken bir yandan da içine koyacağımız avokadoyu kesip limon suyunun içinde bırakacağım. Sebzeleri ufak parçalara ayırıp blenderımızın içine atacağız. Tavuklar orada yavaş yavaş pişmeye devam ederken. Şimdi yaklaşık yarım bardak kadar zeytinyağı koyuyorum. Evet, sosumuz hazır. Tavuklarımız da tamam. Zaten avokadoyu kesmiştik. Normalde ben dediğim gibi bir hamburger ekmeğinin içinde yapmayı düşünüyorum. Ama gluten barındırmayan hem de sağlıklı bir hale de dönüştürebiliriz bunu. Üstüne birazcık sour cream koymak istiyorum. Ve tabii ki yaptığımız peri peri sosu. Bu şekilde bir sandviçimiz var. Hem gluten free hem de oldukça leziz olduğunu eminim. İsterseniz bunu burger ekmeğinde, isterseniz de marulun içinde yapabilirsiniz. Oldukça leziz ve sağlıklı bir tarif. Afiyet olsun. Hoşçakalın.